örneğin ya da bu konuda başlı başına kendi kişiliğinizi, ailenizi ya da işte kardeşinizi düşünmeyin bakın. Batarya gibi düşünün. Eğer bu bataryada, şu telefonun sesini kısayım. Eğer bu bataryanın kaygısı %100 ise bunun %30'u sizin ve ailenizin dışında ya da çevrenizi ya da şu an yaşadıklarınızın dışında. %30'u şu an evrenin rezonansı arkadaşlar. Evrenin enerjisi. Demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Öncelikle bunu kabullenmemiz lazım. Gerçeklerden biri bu. İkincisi de arkadaşlar bakın. Şimdi ailenin içinde kalıyoruz. Ailenizi tanıyorsunuz. Yani üniversiteye gidene kadar siz o ailedeydiniz. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. O karantina döneminde de bu yayınlarımda buna çok değindim. Bakın bizim ailelerimizin kronik problemleri var. Her ailenin kendine özgü problemi. Yani sizin ailenizin içerisinde işte öfke problemi olan bir kardeş, baba, anne olabilir. Depresyonda melankolik bir ebeveyn olabilir. İşte aşırı kontrolcü, aşırı mükemmelliyetçi ya da aşırı sorumsuz. Bakın bunların hepsi. Yani normalin dışında kişilik özelliği gösteren ya da normalin üzerinde davranışlar sergileyen birey olabilir. Bu sizin ailenizin kronik problemidir. Yine bakın o kronik problemler. Hocam bizim ailede yani hiç kimse birbiriyle iletişim halinde değildir. Yani ya bir bağırışma, bir çağrışma, bir kavga hali, herkes birbirine sert konuşur. Aslında bu karantinadan önce de vardı, kronik problemler. Şimdi yavaş yavaş ben söyledikçe siz bir ailenize bakın. İletişim problemleri. Hocam bizim ailede bütün iş benim üzerime kalır. Yani orada üç kardeşiz ama nasıl oluyorsa annem hep işte Pınar diyor. Ya da bir şekilde orada ben derslerimden alıkoyuyorum, diğer kardeşlerim bunu yaşamıyor. Zaten böyle bir sorunuz vardı. Şu an ne diyoruz? Karantina yine bunu pik noktasına çekti ama bu sizin ailenin kronik problemi. Sorumluluklarda mı sıkıntı var? Bakın aile içerisinde duygusal yakınlık diye boyut var. Biz aile ve evlilik derslerinde bunu çok konuşuyoruz. Duygusal yakınlık nedir biliyor musunuz? Duygusal destek aslında, destek değil. Ailenizin size verdiği hem ilgi, yakınlık hem böyle bilişsel destek. Mesela şu an siz kameralarınızı açmış katılıyorsanız, bu videoyu izliyorsanız aileniz size internet desteği verdiği için, bilgisayar desteği verdiği için, yanınızda olduğu için bunu yapabiliyorsunuz. Bakın. Bunlar birer destek. Gözümüzde görünmese de bunu yapamayan aileler var şu an sunamayan. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Ailenin önemli manevi desteklerinden bir tanesi sizin artılarınız, olumlu özelliklerinizi dile dökebilmesi. Yani seni işte ya bunda çok iyisin sen ya. Yaptıklarını görebilmesi, sana ilgi göstermesi, övmesi, takdir etmesi. Şöyle bir düşünün ailelerinizi. Birbirinizi ne kadar övüyorsunuz? Ne kadar güzel şeylerinden bahsediyorsunuz? Ne kadar güzel özelliklerinin farkındasınız? Hocam yok ya bizde böyle bir şey yok. Evet bu karantinada pik yaptı ama bu zaten sizin kronik aile probleminizdi. Şimdi çatışmalarınıza dönün aile içerisinde. Karantinadan önce nasıl çatışırdınız? Yani şöyle bir düşünün arkadaşlar. Mesela aile içerisinde özellikle ben 5 çatışma tipi söylüyorum ve bunlardan bir iki tanesine değineceğim. Mesela siz çatışma durumunda ya neyse deyip uyumlanan biri misiniz? Demek ki karşınızda aşırı baskın biri var. Susuyorsunuz ve içinize atıyorsunuz. Bu olumsuz bir durum. Ya da ne bileyim, hayır hocam ya ailemin yanında iyice öfkeliyim, iyice sertim. Rekabetçi çatışma tarzını kullanıyorsunuz. Birikmiş çünkü. Ya da genel olarak çatışma şekliniz de sizin bu bakın. Aile içerisinde nasıl çatışıyoruz? Yani birileri bağırır mı, birileri susar mı? Bu hep böyle miydi? Çatışma şekillerinize bakın. Bu aile analizi demek arkadaşlar. İletişimde mi problem var, destekte mi, çatışma şeklinde mi, duygusal yakınlıkta mı? Bakın, ekonomik konular mı? Yani hocam bizim ailede her zaman ekonomik problemler tavan yapardı. Şimdi Covid'den dolayı ki bunu söyleyen çok öğrencim var. Babamın işleriyle ilgili daha problemler yaşamaya başladı. Bu var olan sorunu ikiye çarpıyor. Evet, pik noktasını yaptırıyor. Çünkü zaten böyle bir problem vardı. Dolayısıyla bu Covid süreci ne yaptı bizim arkadaşlar? Ailedeki var olan problemlerimize tavan yaptırdı aslında. Pik yaptırdı. Ama bunlar sizin ailede var olan problemler miydi? Siz psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencisiniz. Bir aileye nasıl bakmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi dönüp kendi ailenize baktığınızda parça parça söyledim. Bunlar zaten problem alanlarıydı. O yüzden şöyle önce bence bir geri çekilin.
Deyin ki benim ailemde problem alanımız ne? Bizim problem alanımız ne? Biz konuşamıyor muyuz? Biz duygusal yakınlık mı kuramıyoruz? Bakın arkadaşlar, size bir şey önereceğim. Çift terapilerimde bunu çok yapıyorum. Ailede problem mi var? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce duygusal destek boyutunu güçlendiriyorum. Yani soruyorum mesela, diyorum ki birbirinizi takdir eder misiniz? Över misiniz? Birbirinizin güzel şeylerinden bahseder misiniz? Çünkü orada kesinlikle bir sorun vardı zaten, o kadar çatıştılarsa. Diyorlar ki yo, yani çok güzel şeyler söylemez eşim benim için. O da ona diyor falan. Ne yapıyorum? Önce oraya dikkatlerini çekiyorum. Diyorum ki bakın, mutlu aileler birbirlerinin olumlu özelliklerini yalandan da olsa başlangıçta söyleyebilme cesaretini gösteren ailelerdir. Sizin ailenizde çatışma problemi var olabilir ama siz yapay yapay olumlu ortamlar oluşturun gençler. Yani ne yapın mesela? İşte annenizin 3-4 tane olumlu özelliği, babanızın, kardeşinizin, bunları bir, evet bu belki şu an çok öfkelisiniz, ne yaşadığınızı bilemiyorum ama birçok sorun yaşıyorsunuz, tahmin edebiliyorum. Bunlara rağmen yapay olarak da, size yapay olarak da gelse bunu yapmaya çalışın. Güzel özelliklerinden bahsedin. Onlara laf arasında övün birbirinizi. Ya yani onlara söyleyin. Göreceksiniz yavaş yavaş onlardan da size gelecek. O çatışma halini evde birazcık yumuşatacak. Size desem ki çatışmaya odaklanın. Çatışmalara bakın, nasıl çatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz işte. Buradan çözülmez bu problem. Önce güçlü alanları biraz sağlamlaştırmanız lazım. Mesela yine ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Aile içerisinde oyunlar, aile oyunları, kardeşlerle size sıkıcı gelebilir, canınız istemeyebilir. Ama böyle küçük oyunlar, zeka oyunları olabilir, kağıt oyunları olabilir, yani bu bilgisayar oyunları olabilir. Birçok işte şu an aklıma gelmiyor ama yani kendi arkadaşlarla aranızda oynadığınız oyunlar. Bunları ailenizin içine taşımaya çalışın. Ne yapacaksınız bunlarla biliyor musunuz? Etkileşim halinde olacaksınız. Özellikle ailenin içerisinde küçüler vardır. Koalisyonlar vardır mesela, üçlü birbirine samimidir. Bir iki kişi dışarıda kalmıştır. Şu an belki siz dışarıda kalansınız. Belki de tam aksine siz o koalisyonun içindesiniz. Böyle bir şeyin içindeyseniz bu aile için kesinlikle sağlıksızlık demek. Bu bir yerde şey verir, sorun çıkarır, fire verir. Dolayısıyla o koalisyonları kırmak için oyun ortamları, etkileşim sağlamak için oyun ortamları yapın. Şimdi bakın, az önce Erbil'in de söylediği gibi dediniz ya, İlk defa bu kadar bir aradaydık. Aslında ilk defa daha yakından tanıyorsunuz ailenizi. Farkında mısınız? Yani birçok özelliğini, birçok davranışını, birçok davranış problemini hiç farkında değildiniz. Değil mi? Birçok özelliğini bilmiyordunuz. Kardeşinizi bu kadar bilmiyordunuz. Ve şunu söyleyeyim, bu size has bir durum da değil. Yani şu an en mutlu ailelerin bile skalada mutluluk düzeyleri düştü bütün dünyada. Bütün mutlu ailelerin bile bakın, size has bir durum değil. Çünkü yani diyorsunuz ki ya, diyorsunuz annemin de böyle bir şeysi mi varmış, gıcık oluyorum artık. Ya da işte kardeşinizle aynı odada kalıyorsunuz, artık onun yaptığı şeyler gözünüze batmaya başlıyor. Böyle inançları, işte amaçları, alışkanlıkları size gıcık, yani sinir etmeye başlıyor. Yani mesela önceden anneniz bu kadar bir arada olmadığınız için onun da başka komşuları vardı, dışarı gezmesi vardı, günleri vardı. E onun da yok. Bakın onun da yok. Ne yapıyorsunuz? İlk defa tanımadığınız yönleriyle tanışıyorsunuz. Çat diye anneniz kapınızı vurmadan içeri giriyor. Çünkü onun da başka bir alanı yok. Bakın, özellik ve birliktelik diye bir denge diyoruz ya, çiftler arasında, aileler arasında çok önemli sınırlar. Şu an sınırlarımız neredeyse kalktı sayılır. Şu an normal bir süreci yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu sınırların kalkmasıyla, bu sınırların kalkmasına verdiğiniz o stres tepkisi çok olağan, çok normal. Peki ne yapabiliriz hocam? Mesela ne yapabilirsiniz? Bireysellik sizin için çok önemliyse, saat evin döngüsünden dışarıda kalan bir saat oluşumları siz kendi hayatınıza katın. Mesela herkes 11'de mi uyuyor? Biraz geç saatte ya da herkes kalkmadan biraz daha kalkıp kendinize vakit ayırabileceğiniz şekilde, ayrı odanız olmayabilir ama bu şekilde biraz alan yaratmaya çalışın. Yani o döngünün içerisinden biraz siz de çıkın. Hep beraber uyuma, hep beraber kalkma döngüsünden biraz daha çıkabilirsiniz mesela. Biraz daha kendinize kişisel alan yaratabilirsiniz. Yine çok önemli şeylerden biri arkadaşlar, ruminasyonun olduğunu biliyorsunuz değil mi? Var mı şöyle bana bir ruminasyonu hatırlatan arkadaşlarına? Ruminasyon. Evet. Var mı söz hakkı almak isteyen gençler?
Peki ben söyleyeyim o zaman. Biliyorsunuzdur ama şu an muhtemelen aklınıza gelmedi. Bakın ruminasyon, içsel konuşma, geviş getirme. İçsel Tamam. geçirme de deniliyor. Evet. Evet şu an. Heh, tamam. Ben chat'i de açtım. Chat artık yazabilirsiniz. Dersteki gibi götürelim isterseniz. Aynı şeyleri tekrar tekrar düşünün. Cansel ve Merve yazmış. Merve senin söylediğine de geleceğim. Şimdi arkadaşlar içsel ya ruminasyon demek bizim zaten hayatımızı karartan şeylerden bir tanesi. İlişkide partnerinizle, eşinizle, ailenizle ya içsel düşündüğünüz şeyin içerisindeyken kendinizi bir ceviz kabuğunun içinde gibi hayal edin. Sürekli dönüyorsunuz, daha hızlı dönüyorsunuz, daha hızlı dönüyorsunuz ama ceviz kabuğunun içindesiniz. Hiçbir yol almıyorsunuz. Dolayısıyla bakın ruminasyona düştüğünüzü fark ettiğiniz an, içsel konuşmaya konuşmaya başladığınızı fark ettiğiniz an kesinlikle dikkatinizi dağıtın. Müzik açabilirsiniz, ne bileyim bir videoya geçebilirsiniz, yani bir balkona çıkabilirsiniz. Ama ruminasyona kesinlikle düşmeyin arkadaşlar. Çünkü ruminasyon kesinlikle bir faydası yok. Dışsal olarak kendi sesinizi duymuyorsunuz. Bir ceviz kabuğunun içerisinde gibi sürekli dönüyorsunuz. Sadece cümleler dönüyor. Ve içsel içe daha dolduruyorsunuz kendinizi. Bir de ruminasyon yaparken genelde kim konuşuyor biliyor musunuz? İçerideki ebeveyn parçalarınızla çocuk parçalarınızın arasında gider o iletişim döngüsü. Yani ebeveyn parçalarınız onu yargılar, cezalandırır ya kendini ya dışarıdakini, kızar, öfkelenir. O diğer taraftaki de, diğer taraftaki yani çocuk modunuzla, çocuk parçanızla kızdığı zaman işte o da değersizliğe düşer, öfkeye düşer, siteme düşer, dürtüselliğe düşer. İşte ben de o zaman bunu yapacağım ona. Bu duyguların içerisinde bulur kendini. Yani içsel olarak ebeveyn, içsel olarak çocuk modu arasında giden gelen bir etkileşim vardır ruminasyonda. Yetişkin benlik nerede? Yok. Sağlıklı benlik dediğimiz yok. Dolayısıyla elinizden geldikçe arkadaşlar ruminasyondan uzak durmaya çalışın. Şimdi sorular da soruyorsunuz. Sorun bence buradan. Hatta yorum da yapın. Şöyle chat aksın. Az konuşmak ya da konuşacak konu bulamamak en büyük problemlerden biri. Çiftler arasında da olur, aile içerisinde de olur. Hocam konu bulamıyorum. Bakın arkadaşlar, ben hep şunu söylüyorum mutlu çiftlerle çalıştığımda. Mutluluk emek istiyor. Mutluluk öyle gerçekten havadan gelmiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakın, önce şunu düşünün. Şimdi anne babamızı suçlamak en kolay şey. Oradaki bireysel terapiye alsam sizi, oradaki öfke duygusunu açığa çıkarmaya çalışırım. Ama şu an oraya dokunmuyorum bakın. Şu an grup halinde beni dinliyorsunuz. Ama şu an o öfke duygusunu bireysel terapide çıkardıktan sonra ikinci konuya geçeriz. İkinci konu ne biliyor musunuz? Şu an bahsedeceğim şey. Bakın senin annen ve baban bir anne ve baba tarafından yetiştirildi. Ve biz hep deriz ki annenden ve baba ebeveynin güneş görmediği yerden seni ısıtmasını bekliyorsan bu çok mümkün değil. Çünkü kendi dolayısıyla kardeş sırası bile çok önemli biliyorsunuz. O değerlendirmeyi yaparken o farklılıkların hepsini görerek değerlendirin. Bunu söylemem neye yarayacak? Çünkü içsel ebeveyniniz sürekli öfkeleniyordur. Çok öfke hissediyordur. Yani konuşuyordur. Cezalandırmak istiyordur karşı tarafı. Ben sizin öfkenizi anlıyorum. Hak veriyorum. Oraya maruz kalıyorsunuz çünkü. Ama şu dönemde maruz kaldığınız yerden bakarken bu aktarılanları da dikkate alın. Şimdi bunları dikkate aldığınızda güneş görmemiş yerleri olan bir anne baba gördünüz, değil mi? Güneş görmemiş yerleri var. Yani sizin emek vermekten başka çareniz yok. Bunu yapamıyor, bilmiyor. Böyle bir dünyası yok. Onun kırmızısı yok, kör. Dolayısıyla konuşmak noktasında sen Merve'nin söylediği soru. Şöyle bir araştırın arkadaşlar internete girin. Ya bir aileyle neler yapılabilir? Anne babamı neye dahil edebilirim? Hangi oyuna dahil edebilirim? Kiminle ilgili konuşabilirim?
ne izleyebiliriz, ne yapabiliriz ailecek? Böyle birdenbire değil, mesela üç kardeş, beş kardeş misiniz? Üçüyle bir şey yapabilecekseniz yapın. Sonra dördüncüsü katılır, sonra beşincisi katılır. Biraz bir araştırın, birlikte ne yapabiliriz? Onların da ilgi alanları ne olabilir? Yine anneniz mutfaktaysa mesela, ya annenin ilgi alanı yemek yapmaksa, acaba ben de birazcık yemeğin kenarından tutarak, ona eşlik ederek duygu etkileşime girebilir miyim? Bunu düşünün. Ya da ne bileyim, babanızın ilgi alanı herhangi bir şeyse, ya ben onun dünyasına girmem için biraz daha bu yolu kullanmam mı lazım? Yani küskünlük, bakın bu çok önemli. Bunu her zaman söylerim. Küsmek mi istiyorsunuz, davranışı değiştirmek mi? İç dünyanıza bir sorun. Sitem etmek mi istiyorsunuz, davranışı değiştirmek mi? Öfkelenmek mi istiyorsunuz, davranışı değiştirmek mi? Muhtemelen içinizde bir birikmişlikten dolayı bazen hiç davranışı değiştirmek istemiyoruz. Mesela danışmalarda çok olur, diyoruz ki evet hadi bunu yapmak ister misin? Bunu yapalım mı? Diyor ki hocam ya şu an ne yapsak boş. Ne yapsa boş, istemiyorum. Çünkü orada içerideki o öfkeli, o üzgün çocuk, incinmiş çocuk diyor ki ben incinmişliğimi devam ettirmek istiyorum. Benim kararım bu. O yüzden onun yaptığı hiçbir şey benim için önemli değil. Orada kalmak istiyor. O yüzden arkadaşlar biraz kendinize bakın. Orada mı kalmak istiyorsunuz? Yoksa davranışı değiştirmek mi istiyorsunuz? Evet. Başka arkadaşlar var mı sorusu olan? Böyle sorular üzerinden de gidelim birlikte. Merhaba hocam, bir şey sorabilir miyim? Evet canım. Hocam mesela ben 14 yaşımdan beri ailemden uzaktayım. O zamanlar mesela eve geldiğim zaman annem mesela der ki Gizem onu giyme de bunu giy. Bu daha uyumlu olur. Ya da o çorap belli oluyor ayakkabından diğerini giy. Bu cümleler o zamanlar bana söylediği zaman o zamanlar onlardan uzakta olduğum için çok güzel cümleler geliyordu. Yani ihtiyacım olan cümleler geliyordu. Yani oradan Ama aslında duygusal desteği alıyordun o zamanlar. Çünkü etkileşime evet. giriyordun. Evet. Ama şimdi mesela aynı cümleyi kullandığı zaman hani bir böyle darlanıyorum. Anne ne alaka diyorum. Halbuki normalde çok hoşuma giden ve gayet de teşekkür ettiğim cümlelerdi. Bunun sebebini sürekli maruz kaldığım için mi artık bıkkınlık mı bilemiyorum. Onu sormak istedim Evet, size. ya daralıyorum dedin. Zaten sen soruyu sorarken söyledin. Bakın maruz kalıyorsun. Bir de şimdi duygusal destek uzaktayken arkadaşlar, duygusal destek alacağınız belli şeyler vardı. Yani belki annenizin o gün aman kızım suyunu içtin mi, ya da kızması bile, ya bak buna dikkat et demesi bile etkileşim demek. Duygusal destek, yani yakınlığı oradan kuruyordunuz. Ama şu an zaten iç içesiniz. Şu an zaten birliktesiniz. Yani duygusal destek alanları her taraftan dolmuş biçimde. O yüzden artık bazı şeyleri artık ayırt etmeye başlıyorsunuz. Yani o zaman öfkesi de size tatlı gelirken şu an öfkesi tatlı gelmiyor. Tatlı dil arıyorsunuz. Güzel cümleler arıyorsunuz. Çünkü zaten iç içesiniz. Bu tamamen biz bulunduğunuz koşullardan geliyor. Mesela sorularından bir tanesi sizin soracak sorularınızı, yani nelerle ilgili konuşmak istediğinizi Tuğçe attı bana. Mesela şey demişsiniz, ciddiye alınmamak. Bir genç için, bir insan için aslında birine zarar vermek istiyorsanız ya da canını yakmak istiyorsanız yapabileceğiniz en birinci davranışlardan biri zaten onu ciddiye almamaktır. Kızmak bile onun için iyi bir şey. Ciddiye almamak bu kadar önemsiz. Bu kadar kötü bir duruma düşürür. Yani çocuk modunda bir anda dibe vurursunuz. Varlığınız kabul edilmiyor. Ciddiye alınmıyorsunuz. Varlığınızın bir önemi yok gibi oluyor. Mesela bu birçoğunuzun yaşadığı durum muhtemelen. Çünkü bunu soru olarak getirmişsiniz. Şimdi burada şöyle düşünün. Bir kere bunu anne ya da babanız yapıyorsa iki sebebi var. Bir, anne baba buna maruz kalmıştır net. Bir bakın bir dedenize ve ninenize. Maruz kaldığı bir şey. Yani ebeveyn parçası bunu aldı ve içselleştirdi. Ve içselleştirdiği o parçayı şu anda kime gelirse onu uyguluyor. Hatta bazen ne oluyor biliyor musunuz? Danışanlarımda da oluyor. Aile örüntüsü böyle diyor ki hocam ya benim diyor baba tarafı zaten böyle, herkes birbirini alaya alır falan, ciddiye almaz falan böyle. Böyleler yani dönüp baktığımda. Şimdi böyle bir örüntü var. Nesiller arası kuşaktan bir aktarım var. Ya böyle bir şey var. Ya da çok narsist yetiştirilmiş. Yani narsist bir ebeveyni vardı. Duygu anlama diye bir şey yok. Karşı tarafa bunu söylediğimde, bu alay almak da olur, öfkelenmek de olur, küçük düşürmek de olur. Onun ne hissedebileceğine dair hiçbir fikri yok. Bakın. Yine bu da ebeveyninizin böyle bir parçası da var olabilir. Zaten bunlardan biridir arkadaşlar. Dolayısıyla bir, senin düştüğün durum hakkında hiçbir fikri yok annenin ya da babanın. Hiçbir fikri yok. Muhtemelen zaten böyle bir ebeveyn varsa eminim ki bu kardeşler arasında da sirayet etmiştir. Yani farkında olmadan
Böyle bir örüntü olursa kardeşler de birbirine aynı şeyi yapar. Aynı tepkiyi gösterir ve aynı şekilde de öfkelenir birbirine bu yüzden. Hepsi aslında içselleşen ebeveyn parçasından kaynaklanır. Dağılır böyle o aileye. Dolayısıyla bakın burada bunu nasıl kırabilirsiniz biraz biliyor musunuz? Bir, karşı tarafı suçluluğa düşürmemeye dikkat edin. Çünkü suçluluk moduna düşürdüğün an karşı tarafı savunmaya geçecektir. Ha duvar ha da karşındaki insan hiç fark etmez. Ona hiçbir şey anlatamazsın. Onu savunma moduna geçirdiğin an bir şey anlatamazsın. Dolayısıyla birini suçlamak sizi rahatlatır. Bakın sizi rahatlatır. Çocuğu da öyle. Yani çocuğunuza kızıyorsunuz ya. Anneler şu an bizi dinlemiyor gerçi de. Yani kardeşinize kızıyorsunuz. Siz rahatladınız. Ama karşı taraftan bir anlaşılma, bir kabullenilme, bir işte önemsenme beklemeyin. Direkt savunma moduna geçirdiniz çünkü onu. Tamam mı? O yüzden o zaten kızdığınız parça da sizin ebeveyn parçanız bu arada. Oradaki yargı. Yargı cümlesini ve o öfke cümlesini, cezalandırma cümlesini kenarda bırakın, tamam mı? Ama şunu söyleyin, deyin ki şu sözlerin ya da şu davranışından dolayı ciddiye alınmadığımı hissediyorum. Önemsenmediğimi hissediyorum. Bakın, ne hissettiğinizi söylediniz mi karşı tarafa? Şu davranışın net olarak davranışını ve sözü de söyle. Şu davranışından dolayı, şundan dolayı, sözümden dolayı duygu ciddiye alınmadığımı hissediyorum. Ciddiye alınmadığımı hissediyorum. Sonra devam edin. Senin tepkinde sıra. Ve bu yüzden senden gittikçe uzaklaşıyorum. Kırılıyorum. Bak o kadar basit ki arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Narsist ya da böyle bir şeye maruz kalmış ebeveyn sizi görmüyor ya. Ona en basit düzeyde kendinizi gösterebilme cümlesidir ve çok işe yarar. Suçluluğa düşürmezseniz çok işe yarar. Bunu aynı davranışlar üzerinde defalarca söyleyin ve susun. Hiç iletişime girmeyin, geri çekilin. Yani bu yaptığından dolayı, bu sözünden dolayı ciddiye alınmadığımı hissediyorum. Çok kötü hissediyorum ve senden uzaklaşıyorum. Zaten içine düştüğünüz durum da böyle değil mi? Değil mi? Zaten tam olarak bu. Bunu tam olarak söylüyorsunuz. Bu bir. İkinci adım ne biliyor musunuz? Bakın mutlu çiftlerle görüştüğümde yani onlarla yaptığım çalışmayla mutsuz yani ve de problemli çiftlerle yaptığım çalışmalarda şu farkı gördüm. Siz de kendi halinizi düşünün. O problemli olan insanlar başka nasıl davranacağını bilmiyor. Sizin için de geçerli arkadaşlar. Şimdi kendinizi değerlendirin. Kavga etmekten başka yani o olaya öyle tepki vermekten başka nasıl tepki vereceğinizi birçok konuda bilmiyorsunuz. Ebeveyn de bilmiyor. Mesela ailene dedin ki şöyle yaptığın için ciddiye alınmadığımı hissettim. Çok üzülüyorum ve senden uzaklaşıyorum. Annen onu anladı. Hadi 3-5 kere söyledin anladı ama şurada hala eksiklik var. Tamam nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Çünkü öğrenilmiş bir davranış biçimi var. Bu sizin için de geçerli bakın. Biz buna dışladığımız özümüz diyoruz. Dışladığın özünde otomatik pilot da diyebilirsiniz. Otomatik pilot da o tepkiyi veriyorsun. Senin otomatik pilottan bir çıkman lazım, bir sarsılman lazım ya bir dakika demen lazım. Farkındalık dediğimiz şey bu zaten. Şimdi siz de vereceğiniz o yüzden siz ikinci adımda diyorsunuz ki bu yaptığın için işte kendimi kötü hissediyorum ya da ne bileyim ciddiye alınmadığımı düşünüyorum ve senden gittikçe uzaklaşıyorum dediniz ya. İkinci adıma geldiniz. Diyorsun ki artık ne yapıyorsa haliniz. Şunu şunun yerine bunu böyle söylersem şunu şunun yerine bunu şöyle söyler misin? Şunu yerine bana şunu yapar mısın? Orada iç dünyanıza sorun bakın. Deyin ki şu an annem bana bakın sizde de yoktur eminim birçoğunun da cevabı. Bu cümleyi bana nasıl söyleseydi incinmezdim. Tamam burada biraz bir şey yapıyor da bunu başka nasıl yapsaydı ben incinmezdim. Bunun karşılığını iç dünyanızda düşünün. Netleştirin. Bakın netleştirin. Gerekirse önceden bir hafta gözlem yapın. Bu ciddiye alınmayan arkadaşlar ya da öfkeye maruz kalan arkadaşlar. Bu neyse artık. Sonra deyin ki bunun yerine şunu söylemeni isterdim. Bu kadar bakın. Çok kısa ve çok net. Çocuğu anlatır gibi. Çünkü bizim iyileşmemiş yönlerimiz çocuk arkadaşlar. Bizim iyileşmemiş yönlerimiz çocuk orada takılıp kalmış. O yüzden ona da ancak çocuğu anlatır gibi anlatırsan seni anlayacaktır. O yüzden ne yapıyoruz bakın. Her ne davranış yapıyorsa şu davranışından dolayı ciddiye alınmadığımı hissediyorum. İşte ne bileyim yargılandığımı hissediyorum. Artık neyse sizi rahatsız eden. Bu çok zor gelecek size. Başta anlamsız bile gelecek ama işe yaradığını göreceksiniz. Böyle yaptığın için gittikçe uzaklaşıyorum senden. Bakın yine suçlama yok. Duygunu gösteriyorsun. Bu bir. Bunu başta yapın. Biraz farkındalık sağladığı an kardeşin ya da bebeğinin ikinci adıma geçin. Çünkü o da ne yapacağını bilmiyor.
Bence siz de çoğunlukla bilmiyorsunuz. Onun yerine şöyle söyler misin? Şöyle söyleseydin çok iyi olurdu. Onun yerine şöyle davransaydın çok iyi olurdu. Ona bu şeyi verin. Veriyi verin. O da bilsin ne yapacağını, net olarak bilsin. Siz de bilin ne yaptığında mutlu olacağınızı. Peki oradaki soru işareti ne? O neden böyle olmuyor bu işler? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen şu oluyor. Hemen küsüp ve içimize dönüyoruz. Sitem ya da içerlenme haline giriyoruz. Diyoruz ki aman. Bakın bu nedir biliyor musunuz? Çocuk moduna, küskün moda düşüyorsunuz. Aman diyorsunuz ne söyleyeceğim. Oraya düştünüz ya, bu şu demek aslında. Ben şu an içerlenme haliyle, öfke haliyle, sitem haliyle kalmak istiyorum. Davranışı değiştirmek gibi bir şeyim yok, amacım yok. Bu da biraz tabii oraya alışık olmakla alakalı. Beynimizin otomatik tepkisi. Tanıdığı tepki olduğu için direkt orada kendini güvende hissediyor. O hissediyor, oraya kaçıyor. Eğer siz sitem etmekle kendinizi bulmuşsanız davranışı değiştirmek için uğraşmayacaksınız. Ama diyeceksiniz aman yapmasın. İstemiyorum zaten diyeceksiniz mesela. Aslında istemiyorum zaten değil, gayet de istiyorsunuz. Gayet de istiyorsunuz ama o içerlenme ve küsme davranışı o kadar içinizde var ki oraya düşüp orada kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Dolayısıyla bunları niye anlatıyorum? Farkındalık. Bakın otomatik pilottan çıkın. Çıktığınızda bir şeyler daha çok düzelecek. Ve yola ilk çıkarken ne dedik? Şeyle başlayın. Duygusal destek alanlarınızı güçlendirin. Bir soru gelmiş. Ha evet. Neden düzeltmek zorundaymışım gibi. Ben dedi çok önemli. Aynen Beyza. Şimdi Merve'nin dediği şey evet bu konuda çok haklısınız. Neden şu an size bu yükü veriyorum değil mi? Şimdi bu yükü veriyorum. Çünkü şu an siz benim karşımdasınız. Anladığım kadarıyla aile içerisinde en farkındalık sahibi sizsiniz. Siz tek başınıza olmasaydınız muhtemelen anneniz de şu an yanınızda derdi ki ya ben de bunu dinleyebilir miyim? Neyi nasıl değiştirebiliriz? Yok yani arkadaşlar bakın. Biz ailelerden geliyoruz değil mi? Genelde ne oluyor? En farkındalık sahibi olan, bu duyarlı olan kişi bu konuda daha çok eğiliyor ve bunu düzeltmeye çalışıyor. Yani o yüzden karşımızda şu an siz varsınız. Muhtemelen siz o sorumluluğu almak istediniz. O yüzden de maalesef ben de o sorumluluğu size vermek durumundayım. Çünkü diğerleri durumun bile farkında değil. Ve sizin tabii PDRC kimliğiniz de ayrı bir farkındalık sağlıyor. O yüzden bakın bu anlattıklarım hem kendi ailenize bakış açınızı hem de aileye bakış açınızı da nasıl olması gerektiğini gösterecek. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Yine gidelim. Bakın arkadaşlar şuraya değinmek istiyorum. Şuraya değinmek istiyorum. Bize acı, yani acılar, üzüntüler, sıkıntılar bununla ilgili bir post atmıştım. Hatırlarsanız Instagram'dan girenler bilir. Ya siz ne kadar çok sıkıntı yaşarsanız korkmayın sıkıntı yaşamaktan. Ya Viktor Frankl'ı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya da işte ne bileyim bir astronot vardı. Christine Koch muydu ne? Koch evet. Uzay istasyonunda 300 küsür gün kalıyor, kalmak zorunda kalıyor. Ve bunlar hep anlamı o zor günlerin içerisinde bulan insanlar. Yani bazen biliyor musunuz böyle bir saatlik acının öğrettiğini 100 saatlik mutluluk öğretemez. Yani şeyi gibi düşünün siz böyle güneşin altında domates gibi diyorsunuz ki yanıyorum yanıyorum aslında olgunlaşıyorsunuz. Güneş vuruyor olgunlaşıyorsunuz yani yoruluyorsunuz. O yüzden şu dönem gerçekten hepimizin iyice yorulduğu hele biz psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler gibi değil mi? Ruh sağlığı hizmeti veren alanlardakiler daha sağlam yoruldu. Hepimiz bence bir yıl içerisinde çok şey öğrendik. Ve bu öğrendiklerimiz böyle kemiklerinize işledi. Hele aile içerisindeyseniz ben aileyle ilgili dersimi anlatırken biliyorum ki bu problemleri yaşayanlar beni daha iyi anlıyor. Çünkü yanıyorlar içeriden. Yandıkça gözleri her yerleri daha çok açılıyor böyle fark etmek için bakıyorlar. Görmek için. Dolayısıyla arkadaşlar şu an içinde bulunduğunuz duruma sadece olumsuz olarak bakmayın. Çok da güzel yoğrulduk. Siz de çok sıkıntı çekiyorsunuz ama çok da güzel yoğruluyorsunuz. Çare bulayım derken aslında çareler buluyorsunuz. Hem size hem insanlara faydalı olacak çareler buluyorsunuz. Yeni şeyler deniyorsunuz ve bunu siz de anlatıyorsunuz. Mesleki kimliğinizden dolayı. Ve bence evet bazı anlamlarda bilgi olarak uzak kaldınız okula, bir şeyleri kaçırdınız. Ama bence sıkıntı olarak bu kadar sıkıntının içerisinde yaşadığınız için de çok şeyi de öğrendiniz, gördünüz, hissettiniz.
Ve sizin karşınıza gelen insanları çok daha iyi anlayacaksınız bu noktada. O yüzden bu yaşadıklarınıza bu kadar kötü bakmayın. Bunun içerisinde anlam yaratmak çok önemli. Mesela şunu çok öneririm. Gelecekten alınan güçler buna Doğan Cüceloğlu rahmetlik. Çok önemli bakın. Hedefleriniz olsun. Sizi motive eden hedefleriniz olsun. Ama o hedefleri şu an ikinci baskı yaratacak şekilde böyle çok mükemmeliyetçi olarak kurgulamayın. Sadece şöyle bir başınıza elinizi şöyle koyun. Ne olsa mutlu olurum. Nasıl bir hayat tahayyül ediyorum. Buraya bir bakın. Bu güç, oradan güç gelecek size. O hedeflerinizin mesela benim vardır arkadaşlar. Kendimle ilgili bir dosyam var neredeyse. Bana diyorlar ki çok pozitifsiniz hocam, çok iyisiniz. Bakın çok güzel günler yaşamıyorum. Çok zor günlerden geçtim ben de. Benim de özel hayatım var. Ama şöyle bir şey. Baş etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu bir emek. Vücudumuza nasıl bakıyorsak bedenimize, ruhumuza da bakmamız lazım. Mesela defteriniz olsun, orada hayalleriniz olsun, hayallerinize ilişkin resimleriniz olsun, kendiniz çizdiğiniz. Sözleriniz olsun, notlarınız olsun. Masalarınızın altında dosyalarınızda olsun o hayallerinize ilişkin ipuçları. Görsün beyniniz onu. O yüzden bu alana biraz da böyle bakın. Yani bakın bütün dini oluşumlar, yani Müslümansanız çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peygamber Efendimiz de dahi ne yapmış? Bu sürece başlamadan önce inziva diye bir dönem yaşamışlar. Bu dönem sizin bence biraz benim için de geçerli söylediklerim. Bizlerin hayatımızın inziva dönemi gibi görün. Biraz inzivaya, zorunlu olarak da olsa inzivaya çekilmiş olun. Bakın size bir şey anlatacağım kendi yaşamımdan. Üniversite son sınıftayım. Geleceğim Merve yazdığına cevap vereceğim. Arzu da çok güzel şey yazmış. Evet, hamdım piştim yandım. Üniversite son sınıftayım. Ablam büyük bir rahatsızlık geçirdi. Beyninde pıhtı attı ve çok kötü ama yani böyle sadece yatıyor. Hiçbir yanıt yok, çok bir şey yok. Başını kaldıramıyor. KPSS'm var ama tabii KPSS falan mı düşünüyoruz? Çok kötü bir dönem bizim için. Ailecek çok bitik bir dönemdeyiz. Çocukları var, iki tane küçükler ağlıyorlar sürekli falan böyle. Bizim için gerçekten zor bir dönemdi ve doktorlar ne olduğunu bulamıyorlar ilk başta böyle. Bir cevabı da yok ama yataktan kalkamayan, konuşamayan neredeyse bir işte abiniz, ablanız var. O dönemde ben de sürekli yanında kalıyorum. Hastane hastane geziyoruz. Çünkü sonuç bulunamıyor. Ne olduğu bulunamıyor. Yine en son gittiğimiz hastanede şey fark ettim. Böyle o kadar bunalıyorum ki ama artık yani öleceğim. İçten içe ölüyorum ve biliyorum o da çok kötü. Bir dakika dedim ya. Bir şey oldu. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Şu an bu durumda mıyız? Tamam, şu an hastanedeyiz. Böyle bir durumun içindeyiz. Bakın bu tam bir kabullenişti. Teslimiyetti. Tamam, şu an bu durumdayız. Ama bu şekilde burayı böyle yaşayamam. Böyle devam ettirmemeliyim. Arkadaşlar burada bir karar aldım. Şu an hastanedeyiz. İnsanların içindeyiz. Her zaman özel oda bulamıyoruz. Kalabalık bir ortamdayız. Ne yapacağız? Dedim. Ya, şu an burayı en iyi hale nasıl getirebilirim? O gün orada karar aldım. Ondan sonra böyle internetten videolar, işte komik videolar, ne bileyim, onu rahatlatacak ses kayıtları, bilmem neler, kitaplar. Sonra mesela hiç hoşlanmam ama o dönemde işte yandaki hastanın refakatçileriyle muhabbet ediyorum, konuşacak konular buluyorum, onlarla konuşuyorum, onlara bir şey ikram ediyorum, onlardan bir şey alıyorum. Bakın arkadaşlar, sonrasında bir 10-15 günde böyle geçirdik ama ikisi arasında aynı koşullara rağmen o kadar büyük bir fark vardı ki. Ya o 15 gün hem ben mutlu olduğumu hissettim hem yanındaki ablam daha iyi hissetti. Ve bu koşullar aynıydı. Oradaki tek farklılık neydi biliyor musunuz? Bir kere yasınızı tutma diyoruz bu bireysel psikoterapide de. Sen zor bir annenin kızı olabilirsin. Evet, gel şimdi yasımı tutalım. Yasını tutalım. Evet, tamam. Uzun bir süre yasını tutalım. Sonra diriliş vakti. Sonra var olanı kabulleniş vakti. Sonra kurban psikolojisinden çıkış vakti. Evet, zor günler ama tamam. Artık kurban olmaktan, bu psikolojiden çıkıyorum. Yasımı yaşadım. Dedikten sonra bakın ben bireysel olarak denedim ve benim için çok zor bir süreçti. O gün o karar aldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O hastane süreci de eskisi gibi olmadı. KPSS'ye hazırlandım, yanında ders çalışabildim. Eve gittik, sonra evde benzer bir süreç devam etti. Bakın ama o önceki gibi değildi. Orada minik bir farkındalık, kabullenme diyoruz bunu. O yüzden bakın şu an zor bir süreçtesiniz ve zor, eminim ki çok zor koşullarda yaşayan ve aile fertlerine sahip birileri de var aramızda. Bunu yaşamanıza da çok da
kabul ediyorum ve hak veriyorum öfkenizi de yaşamaya. Ama bunun kurbanı olarak kabul etmeyin kendinizi. Bir yerden sonra deyin ki ya bütün koşullarıma rağmen ya bundan daha kötüleri de var ya. Ben şu koşullarım içerisinde ne yapabilirime dönüp bakmam lazım. Ve şunu bilin arkadaşlar. Dünyadayız ya, sorun bitmeyecek. Bitmeyecek yani. Hani şu an size çok kötü geliyor ya. O dönem dedim ki hiç unutmuyorum. Ablam iyileşsin, bir daha hiçbir şey üzülmeyeceğim. Ondan sonra ne depresyonlara da girdim, ne üzüntülü günlerde yaşadım. Bitti mi? Hani o gün karar almıştım. İyi, sağlık çok önemli ya. Sağlık olsun, daha hiçbir şey üzülmeyeceğim. Yok. Evet, sebepler değişiyor ama üzüntü. Bu da dünyanın eşitliği demek aslında. Ben hep diyorum. Acıların iyi ki acılara verdiğimiz yani olaylara verdiğimiz acı böyle matematiksel bir hesabı yok iyi ki yani. Yoksa şey gibi olurdu. Güzel koşullarda yaşayan hiç acı çekmezdi. Kötü koşullarda yaşayan en kötüsünü yaşardı ama öyle yapmıyor. Rabbim çok şükredelim ki bazen pırlantasını kaybeden de işte pırlantası olmayan da ya da ekmeği olmayan da o aynı acının içine düşüyor yani. Dolayısıyla yani o acı bitmeyecek. O sıkıntı bitmeyecek. Yani bir şekilde başka başka yaşayacaksınız. Hele ailelerde yaşadığınız şey hiç bitmeyecek. Çünkü ailelerinizi fırsat bulmuşken okuyun. Yani annenin içerisindeki ebeveyn parçaları gör. O içerlenen çocuk parçasını gör. Annenin hissettiği duygular, babanın hissettiği duygular muhtemelen benzer şekilde sende de var. Ve sen onu alıp kendi ilişkine de taşıyacaksın. O yüzden böyle aileyi görmek, okumak da bir fırsat olsun. Onların hangileri bende var diye bakın. Burayı böyle bir eğitim gibi de görün arkadaşlar. Yayını ben kaydetmiyorum. Arkadaşlarınız muhtemelen YouTube'dan devam ediyor. Dolayısıyla oradan herhalde kaydolur. Öyle. Yani olaya biraz daha ben buna şey diyorum. Bakın üçgen gibi düşünün, tamam mı, zihninizi? Ve üçgeni ikiye bölün. Alt kısımda o içerlenen, öfkelenen, kızan, eleştiren, yargılayan ebeveyn parçalarınız ve çocuk parçalarınız var. O alt taraflarda gezinmek çok zor arkadaşlar. Acıyı zaten, şimdi Eckhart Tolle şöyle der, sadece Eckhart Tolle değil aslında birçok manevi, spiritüel yaklaşımla ilgilenen insan ve peygamberler ve alimler de aynı şeyleri söyler. Acı hayatımızda var ama %50'si hayattansa %50'si de içeriden. Bazı acıları hiç çekmemize gerek yok. Şimdi o üçgenin alt kısmındaysanız yaşadığınız acıyı çarpı 3 ile çekiyorsunuz. Üst kısmında ne var hocam diyeceksiniz. O üçgenin üst kısmında yetişkin benlik var. Yani bir üstten çıkıp işte hayatınıza bakabilmek var. Şu an eğer beni dinlerken iyi hissettiyseniz ben size üstten konuştuğum için yani o üçgenin küçük parçasından konuştuğum için yetişkin benliğimden konuştuğum için iyi hissediyorsunuz. Bakın iyi geliyor. Neden aynı şey sizde de güçlü olmasın? Değil mi? Burada kalmaya çalışın elinizden geldikçe arkadaşlar. Oradan baktığınızda alt tarafı daha iyi okuyacaksınız. Daha iyi göreceksiniz. Bunların hepsi sorumluluk yüklüyor ama şimdi bir ismini vermeyeyim ama bir alim şey der. Ahirette der en çok şikayeti şeylerden yapacağım. İyi insanlara yapacağım. Diyeceğim ki Allah'ım o insanlara emek vermedikleri için, çaba göstermedikleri için benim belim iki kat büküldü. Belki duyanlarınız da vardır kim olduğunu tahmin eder. Şimdi bazen evet. Yani birileri çaba göstermediği için siz çarpı iki çaba göstereceksiniz. Ne yapalım arkadaşlar? Yani bunu hep söylüyorum. Bazen dünyanın cilvesi de bu işte. Böyle her şey elimize sunulmuyor ve daha azı sunuluyor. Var olan koşullar, teslimiyet dediğimiz şey hem bilimsel olarak mindfulness bakın çok şu dönemde hem de manevi olarak teslimiyet dediğimiz şey ve bu sadece İslam dininde değil bütün dinlerde olan bir durum. Teslimiyet dediğimiz şey gerçek ve ferahlatıcı. Size neyi sağlar teslimiyet? Şu alttaki yerden çıkıp üste çıkmanızı sağlar. Koşulları kabul etmenizi sağlar. Ama tabii dediğim gibi bakın az önce bir saatte neredeyse konuşuyorum. Buradan çıkmak için işte o söylediğim yöntemleri, o defterlerinizi, notlarınızı, resimlerinizi, düşünme ve tavır aldığınız tavrı, bakış açınızı, okumalarınızı bunları da tabii geliştirmeniz gerekiyor. Evet, var mı başka? Şimdi Merve demiş ki yapamadığımız şeylerle de hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyoruz. Merve bu gittikçe artacak. Bakın hayal kuramayan insanları araştırmalar baktığında en çok hayal çocukken kuruluyor. Sonra ergen, sonra genç, sonra yetişkin oldukça mesela ben kendim için söylüyorum. Son dönemde şeyi fark ettim. Yatıyorum ve uyuyorum. Hayal diye bir şey kalmamış. Oysa ki eskiden çok yapardım bunu.
Tam da Merve'nin dediği şeyden dolayı. Yani yaşarken kırıldıkça hayallerimizden de vazgeçiyoruz. Daha gerçekçi boyuta geliyoruz. Peki burada önce şunu söylemek istiyorum. Hayal kurmanın önemli parçası birincisi şu bakın. Zihninize nefes aldırın hayal kurarak. Bunun olup olmamasının hiçbir önemi yok. Hayal kurmak başlı başına iyileştirir. Çünkü beyniniz hayal ve gerçeği ayırt edemez. Oradaki o mutluluk, tatmin, özellikle bakın arkadaşlar, ben dünyadaki en önemli duygu diye minnettarlık duygusunu söylerim. Mutlu çiftler arasında da böyle. Minnettarlık duygusu varsa sizde, yani bunu dini anlamda da şükür diyebilirsiniz. Aynı şey aslında, şükür halinde olmak, minnet halinde olmak, minnettar halinde olmak, minnettarlık halinde. Bu sizi çok sağaltan, çok iyi gelen bir şey. Bu evrenle el ele tutuşmak gibi bir şey. Yani burada şöyle düşünün. Mesela aşıkken özellikle niye o kadar iyisiniz biliyor musunuz? Çünkü evrenden çok memnunsunuz. Ya iyi ki de bana bunu verdi halindesiniz aslında. Ya tam bir minnettarlık hali. Yani Allah mı dersiniz, evren mi dersiniz, artık sizin inancınız neyse, oradan çok memnunsunuzdur. Bakın arkadaşlar. Dolayısıyla o duygu size o kadar iyi geliyor ki. O yüzden hayal kurarken elinizden geldikçe hayal kurun ve o duyguda kalın. Ya yani o duyguyu vücudunuza tattırın. Vücudunuzda sürekli sitem ve içerlenme duygusu var zaten yaşarken. Hayallerinizde bu duyguyu tadın. Bu duyguyu dünyamıza getirmek birincil amacımız bizim. Birçok ibadetin amacı da bu zaten. Şükür, yani minnettarlık halinde olmak. E nasıl olacağız hocam? Minnettarlık halinde olmak için çok yöntem var. Hayatınızda iyi giden şeyleri yazın. Sağlığınızı yazın. Ebeveyninizin olmasını yazın. Ne bileyim, şu an eminim ki sizin şu an burada bu yayına katılıyor olabilmeniz bile sizin için birçok artı. Bunları sık sık yazın. Bakın, evren ve beyin yapısı olumsuza odaklanacak şekilde maalesef kurgulanmış. Hele ebeveynimizde de varsa böyle bir eğilim, hep buraya odaklanıyoruz. O yüzden bu bir örüntü, çıkın buradan. Olumlu şeylerinizi defalarca defalarca yazın. Yani o minnettarlık halinde kalma duygusunu hayallerinizde, yazılarınızda, işte düşüncelerinizde orada çok kalmaya çalışın. Bakın, hayal o yüzden başlı başına olup olmayacağına bakmadan, yani gelecekte yaşayabilecek miyim, yaşamayacak mıyım, bir ticaret hesabı gütmeden, bakın gütmeden yapacağınız bir şey. Biz ne diyoruz? Şimdi Kur'an'da da var değil mi? Dua edin deniyor. İbadetin aslında adı manası duadır yani. Namazda da dua ediyoruz. Dualar üzerinden gider. Ama şu yok dua ederken. Dua edin kabul edeceğim, net yani. Böyle bir şey yok yani. Allah böyle şey değil, yaratıcı ya da evren. Ne diyorsanız artık. Dua ettim, Allah niye kabul etmiyorsun falan. Bir hesap yapamazsınız. Bakın, bu hesabı beklemeden dua edin deniliyor bize. Çünkü bu bizim fıtratımızın, bu bizim doğamızın dua ederken ki o iyilik hali, işte o olumlu hale ihtiyaç duyduğunun göstergesi. Başlı başına sağaltıcı şey, işte hayal de böyle bir şey. Hatta Hazreti Ali'nin bir sözü var mesela, dualarınıza hayal katın. Mesela hayal katın, bunun için bilimsel olarak da gerçeği var. Ben iki yönünü de anlatmaya çalışıyorum size. İkisi de birbirini tamamlıyor çünkü. O yüzden hayalin beyninize olan iyileştirici gücünü kullanın arkadaşlar. Ve bu şey olmasın, bakın umut etme dedi Beyza. Hayır, umut etme değil. Beklentiyle, tamam mı? Olumlu bir beklentiyle gelecek kaygısı arasında hiçbir fark yok. Eckhart Tolle böyle der, çok da mantıklı. Yani beklenti de sizi gözünüzü bugünden alıp karşıya, yani geleceğe diker. Kaygı da bugünden alıp geleceğe diker. Sizden gelecekle ilgili bakın, size diyorum ya hayal kurun. Ne diyorum? Dua edin. Bunları düşünün. Ne diyorum? Bunlar olup olmayacağını takılarak değil ama. O anki iyilik halinden faydalanın. Belki de hiç olmayacak. Ama derdiniz bir tüccar gibi bunun olup olmaması olmasın zaten. Zaten o anda kalmak işi böyle bir şey arkadaşlar. O an bunu yaşayın, yaşayın ve yaşamanıza o an izin verin. Sonrasında kalkın deyin ki bunun olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu zaten evrene bırakıyorum. Olsa da bir, olmasa da bir. Bakın arkadaşlar, bizi huzursuz eden şeylerin %50'si geçmişten, %50'si gelecekten. Yani gelecek kaygısıyla gelecek beklentisi arasında hiçbir fark yok. İkisi de huzursuzluk meselesi. Bütün bilimsel argümanlar şu anda kalın diyor. Peki hocam, şu anda nasıl kalacağım? Şu söylediklerim neyse şu anda sizi tutabiliyorsa, bakın şu anda kalabiliyorsunuz. Sık sık siz mesela bu alandansınız. Sık sık durun. Mesela meditasyon çok yaparım ben. Meditasyonlar yapabilirsiniz. Zihninizi şu anda kalmaya alıştırıyorsunuz. Durun. Bir duygunuzu hissedin. Çevrenizi, mesela anda kalmanın yolları. Bir şeye odaklanın, onu böyle bir ayrıntılı görmeye çalışın. Bu beyni anda kalmayı öğretmek demek. Ya da mesela Eckhart Tolle der ki, bir işle uğraşırken şey yapın. %10'un enerjinizi kendi bedeninize ayırın. Şu an ne yapıyorum cümlesi hep böyle gitsin.
anda kalmanızı sağlar. O dedim ya, ruminasyon çok yakıcı bir şey, uzak durun. Ruminasyon başlı başına ya geçmiştir ya gelecektir arkadaşlar. Ve ben bu örneği hep veririm. Kesinlikle benden duymuşsunuzdur. Tekrar vereyim. Çok önemli bir örnek. Bakın. Araba kullananlar bilir, sisli yolda. Tamam mı? Araba farları sadece önünü gösterir. Sadece önünü gösterir. Yani şöyle 3-4 metreyi gösterir. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden siz oraya baktığınızda rahat hissedersiniz. Ama şu araba kullananlar bilir. Biraz önüne baktığında karanlıksa eğer, sisliyse de, ve özellikle mesela ben bunu kullanmıştım, hatırlıyorum, karanlık, sis ve yağmurun olduğu bir yolda ödünüz kopar. Ödünüz kopar oraya bakma. Arkaya dönseniz ödünüz kopar. Kapkaranlık. Korkmayın. Bakın şimdi farlarınızın o 2 metreyi, 3 metreyi gösterdiği yer işte şimdi. Siz ilerledikçe hep şimdi de olacaksınız. Gelecek diye bir şey yok zaten. Gelecekten korkuyorsunuz çünkü zannediyorsunuz ki gelecekte yapayalnız olacağım. Yani geleceği tahayyül edemiyorsunuz. Yani bir illüzyondan korkuyorsunuz resmen. Siz geleceği şimdi haliyle yaşamak zorundasınız. Yani sizin farlarınız olacak. Şu an en kötü durumda nasıl baş ediyorsanız o anda baş edeceksiniz. Şimdi bir arkadaşım vardı. Çok böyle gelecekle ilgili bir kaygısı var. Sonra onun şu an, yani aslında yaşadığı döneme de çok büyük bir zorlukla baş ediyor. Oraya baktım, dedim ki bak dedim, sen şununla baş ediyorsun. Şöyle bir sorun olacağını bir sana önceden söyleseler ödün kopardı bir. İkincisi, sana dışarıdan bakan bir insan der ki ya benim başıma, bak hepiniz yaparsınız, benim başıma gelse ben onu hayatta yani nasıl baş ederim, çok kötü dersiniz. Çünkü o şimdiniz değildir sizin ve uzaktan bakıyorsunuzdur ona. Ama dedim sen şu an onunla baş ediyorsun, hiç farkında bile değilsin değil mi? Şu an gayet yani bir şekilde hallediyorsun. Şu an bunu nasıl hallediyorsan emin ol o problemin de gelecekte öyle halledeceksin. Sen şöyle bir elindekine baksana, sen şu an bir başkasının başına gelse çok korkacağı bir şey yaşıyorsun ve sen onu bir şekilde hallettin, çözümlüyorsun. Duygusunu da yaşıyorsun, evet acını da çekiyorsun ama yaşıyorsun da. O yüzden arkadaşlar bakın, hani uzaktan bize çok acı, korkutucu gelen şeyler var ya, onlar gelecekten korkmayın, başınıza geldiğinde şu anki parlarınız o şimdi de olacağı için o an baş etme mekanizmanız çok güçlü olacak. Geleceğe bakıp durmayın. Siz bence şu andan bakıp, bu söylediklerim kendimi de söylüyorum bakın bu arada, şu dönemi nasıl geçirebilirim? Şu dönemden ne alabilirim? Ya Pınar Hoca söyledi ya, ailemi nasıl okuyabilirim? Nasıl bakabilirim? Oradaki kendimdeki parçaları nasıl görebilirim? Ya madem öyleymiş, ben domatesmişim, yanıyorum diye bağırmak yerine güneşin altında olgunlaşıyorum diye bağırayım. Değil mi? Böyle bakın bir de arkadaşlar. Çok yoruldum, 1 saat oldu. Var mı sorusu olan? Yavaş yavaş bitirelim, ne dersiniz arkadaşlar? Sonra seansım var, bir de dinlenmek istiyorum. Hocam süre kesinlikle size bağlı. İstediğiniz vakit bitirebilirsiniz. Gelen sosyal medyadan gelen sorularımız vardı. Bu arada geçen senin topluluk başkan yardımcısı Reza arkadaşımız da burada. Bu etkinliği... Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliği kendileri düzenledi. Ona da teşekkür ediyoruz. Şu an sorular elinde mevcut. İsterseniz gelen soruları da sorabilir. Ya da yani şöyle yapalım. Yavaş yavaş bitirelim. Yani başka sorular için başka yayınlar yapalım. Genelde ben 1 saat tutuyorum yayınları. Çok yorucu oluyor. Erbil şöyle bir olumsuz etkisi oluyor. Çok yorulduğumda da bir dahakini kabul etmekte o yaşadığım deneyim aklıma geliyor ve beynim diyor ki etme. Etme çok zordu. O yüzden tadını da bırakırsak ben bir dahaki seferlere daha kolay adapte olabiliyorum. Peki hocam, hiç önemli değil. Yani eğer eminim şu an anlattıklarıma kadar ihtiyacı olanlara dokunmuştur. Buna çok eminim. Herkes her şeye dokunmaz. Biliyorum. Hepimiz gerçekten kabımıza göre alırız. Yaramıza göre alırız. O yüzden şimdilik o anlattıklarım kadar yetinelim. Olur mu arkadaşlar? Hocam nasıl isterseniz. Hocam söyledikleriniz çok kıymetliydi. Kabul ettiğiniz ve böyle bir yayın yaptığınız için tekrar teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ediyorum Beyza. Sizlerle olmak çok güzel ve çok güzel ya. Yani bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu arkadaşlar. Ya çok lise gibi geçirdik üniversiteyi. Hatırlıyorum ki ben fakülteyi birincilikle bitirdim ve hep emek veren bir öğrenciydim. Yani kendimi geliştirmeye çalışan. Gerçekten çok çaba gösteriyorsunuz. Şu anki şartlarınızda bu sosyal medya falan çok iyi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani burada benim karşımda olan öğrenciler şunu biliyorum. Yani hani diyorsunuz ya, sorumlulukları biz alıyoruz, bir taraftan şikayetçiyiz ama siz alıyorsunuz ya.
Eminim almaya da devam edeceksiniz ve bu iyi bir şey. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Başımıza ne geliyorsa umursamayanlardan geliyor. O zaman çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Birlikte olduğunuz için. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Evet, İyi şöyle bir fotoğraf benim. Çekilelim. Fotoğrafımızı paylaşalım. Bana vereceğiniz en güzel destek arkadaşlar. Bana teşekkürünüzü sosyal medya üzerinden yaparsanız bu da benim için olumlu bir şey oluyor. Çünkü biz de oradan tanınıyoruz ve biliniyoruz. O yüzden teşekkürlerimi de oradan kabul etmek isterim. Tamam mı gençler? Olur hocam. O zaman alalım mı fotoğrafı? Kim alıyor? Ben de alabilirim. Kim uygunsa o alsın. Tamam. O zaman alıyorum. Al Tuğçe. Peki. Ayrılıyorum o zaman ben. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Sizler de kendinize çok iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.